Osman Gazi. ilçemize bağlı Kavaklı Mahallesi Muhtarı Serap Özbay geçtiğimiz günlerde Ankara merkezli, kısa adı kamu der olan, kamu görevlileri ve çalışanları derneğince yılın muhtarı seçildi. Muhtar Özbay ödülünü Ankara'da düzenlenen törende aldı. Bursa. Ya döndüğünde ise, mahallesi Kavaklı'da kendisini bir sürpriz bekliyordu. Kavaklı Mahallesi. Sakinleri, yılın en başarılı muhtarı ilan edilen Özbay'a bir kutlama sürprizi hazırladılar. Özbay'ı mahallede havai fişek, konfeti, pasta ve mumlu kutlama ile karşıladılar. Mahalle sakinlerinin sürprizine şaşıran ve mutlu olan Muhtar Özbay ise, mahallemin çok değerli ve güzel insanlarına, sevincimi paylaşıp bu organizasyonu yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Dedi. Ankara. Dan ödülle dönen muhtar Özbay'ın Kavaklı sakinleri ile kurduğu samimi diyalog, semtin sorunlarının çözümü konusunda başta Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazi Kaymakamlığı ve diğer kamu kurumlarıyla yürüttüğü işbirliği belli ki takdir edilmiş. Özbay'ın yerel, ulusal muhtar örgütlerinde ve kadın muhtarlar korosunda da aktif görevler aldığını biliyoruz. Biz de Bursa'nın bu mistik semtinin muhtarını başarısından dolayı tebrik ediyoruz bünyesinde Bursa'nın manevi mimarlarından Üftade Hazretlerinin türbesini de barındıran Kavaklı Mahallesi, tarihi Bursa surlarının da içinde kalıyor. Sayıları her seçimde artan kadın muhtarlarımızın Özbay gibi başarılı olmalarını diliyoruz. Özbay'ın sergilediği başarı, muhtarlık düşünen ve önümüzdeki seçimde mahallelerine aday olacak kadınlarımızı da cesaretlendirecektir. Bursa da bu konuda epeyce yol alındığını, kadınlarımızın cesaretinin muhtar seçimlerinde de kendilerini şanslı duruma getirdiğini söyleyebiliriz. İnşaatta yeni trend emlakçı işbirliği. Bursa'nın yıldızı parlayan semtlerinden Yunuseli'deki Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde yapımı süren Atış Yapı'nın konut ve AVM projelerinin pazarlamasında yeni bir yöntem başlıyor. Dün Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış ile Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi arasında stratejik işbirliği ve sponsorluk protokolü imzalandı. Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, kurulacak Emlak Akademisi ile Bursa'da sektöre tam donanımlı emlak müşavirleri kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Emlak Akademisi programından Bursa'daki 2000 emlakçının faydalanacağı belirtildi. Oda Başkanı Çelebi de sağlanan işbirliğiyle emlak sektörün önemli yol kat edeceğini dile getirdi. Tören sonrası atış inşaat. I.N. kurucusu Hüsamettin Atış. ile sohbet fırsatı yakaladık. Hüsamettin Atış, kendi buldukları yeni bir finans fonunu devreye soktuklarını, Bursalıların 250 bin liralık AVM hisseleriyle aylık net 2 bin lira kira geliri elde etme fırsatı sunduklarını anlattı. AVM. Nin hisselerinin tümünü İstanbul'dan bir firmanın satın almak istediğini ancak kendilerinin bunu kabul etmediğini söyleyen Atış, vergi sıralamasında geçen yıl Bursa'da ilk 87'ye girdiklerini, bu yıl belki de ilk 5'te yer alacaklarını ifade etti. Bir Bursa, firmasının kısa sürede yakaladığı bu ivme kent adına sevindirici. Atış'ın bu yeni hamlesiyle Arap, dünyasından daha çok yabancı kaynağı Bursa'ya çekeceğini düşünüyoruz. Yesevi'den üniversiteye, yeni otobüs hattı isteniyor. Ahmet Yesevi Mahallesi, Nilüfer'in yeni konut projeleriyle nüfus yoğunluğu her geçen gün artan bir semti. Dolayısıyla, buranın ulaşım sorunu da çözüm bekliyor. Dün gazetemizin okurlarından aldığımız bir elektronik ileti gösteriyor ki, Ahmet Yesevi Mahallesi ile ile özlüce metro bağlantısı veya direkt üniversiteye otobüs hattı talep ediliyor. Bölgede oturan nüfusun tıp fakültesi hastanesi ne veya üniversiteye kolay ulaşabilmeleri için bunun elzem olduğuna dikkat çekiliyor. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nin Ulaşım Şirketi BURULAŞ'a başvuru yapıldığı belirtiliyor. BURULAŞ, bölgede artan konut ve insan yoğunluğunu da dikkate alarak gelen bu otobüs talebi için yeni bir planlama yapmalı. Konunun UKOM'e, gündemine de alınarak değerlendirilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Bursa, artık eski Bursa değil, yoğun göçle nüfusu sürekli artıyor. Otobüs hat planlamalarının da bu artışa paralel gözden geçirilmesi şart.